Bunun olumsuz etkisi olur mu? Siz ne görüyorsunuz? Bakın ne diyorsunuz? Sizi arasam, seçim sorsam beni diyorsunuz. Hani arayan kişiyi tersleyebilirsiniz. E tabii, rite olursunuz. Tamam. E şimdi seçim zamanında yapılsın diyor mesela altılı masa. öyle görüyoruz. Ama adayları bile yok. Mesela o nasıl olacak? Aday konusunda masa hatalı. Hiç tartışacak bir şey bile yok. Yani orada ben ne bileyim bu mesleği 36 yıldır yapıyorum. Böyle bir olay bu şok yani. Ya siz hani çok tanınmış birini de aday gösterseniz, üç aykalı olur mu ya? İki aykalı olur mu ya? Neredeyse artık iki iki Hayır, yani buçuk ay falan yıpranmasın dediğiniz lafın da bir anlamı yok çünkü niye? ya Zaten yıpranabilecek biri aday olmasın ya. Yani mesela Cumhurbaşkanı şimdi aday ya, e 21 senedir ortada, şey 21 senedir seçim kazanıyor zaten. Şimdi böyle bir ee, seçimde karşısına aday çıkaracaksınız. Üç ay kala aday çıkaracaksınız. Ya insaf ya. Yani bu, bu yani bunun tarifi falan da yok. Ha bunu muhalif insanlar da eleştiriyorlar. Böyle evet. bir şey olur mu? Diye. Evet. Ama bu sıkıntı da açıkçası tek bir sebepten kaynaklanıyor. Ee, masa en çok oyu alacak aday aday olsun diye bir konsepti belki 6 ay önce masaya getirip bir karar alabilirlerdi. Ama bir ısrar var. Yani belki tabii girmeyeceğiz bu konulara. Ama o ısrar, Kemal Bey'in ısrarla aday olmak istemesi hasebiyle bu gündeme gelemiyor. Tek sebebi de bu. Şimdi bunu söylediğim zaman, eleştirdiğim zaman sen Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu eleştiriyorsun, niye eleştiriyorsun? Ya Kemal Kılıçdaroğlu ne, niye eleştireyim? Ama masada eğer adaylığıyla ilgili ya da muhalif kesimde yüzlerce video seyrettim. Muhalif insanların yaptığı videolar. O aday olmasın diye. E böyle bir tepki varsa ısrarla ve inatla aday olmak istiyorsanız bunda bir, zaten bir tuhaflık var demektir. İşte bu sebeple bu kadar gecikti bu olay. İkinci bir sebep de yok. Çoktan masaya gelirdi. Masada da konuşulur da şu aday olsun denirdi. Ama görüyoruz ki ısrarla Kemal Bey aday olmak istediği için masada bunu mümkün olduğu kadar geciktiriyor. Açıkçası kıvrana kıvrana kabul etmek durumunda kalacaklar en sonunda ya da kabul edecekler herhalde bilmiyorum yani hı hı. ama durum bu yani bunu inanın muhalif seçmenler adına söylüyorum ee, bu, bu böyle bir şeyi eleştiren bir insana kızmak değil asıl bunu yapana kızmak gerekir yani böyle bir şey olmaz dolayısıyla zaten bu konuda bir hata yapılmakta idi. Şimdi o hatanın da sonucu gördü Çünkü aday ortada olsaydı o deprem bölgesine gider. Bir aday, orada olarak, orada ya. E tabii aday yani. olarak orada e bulunurdu, değil mi? Aday olarak orada. Gider 15 gün orada dururdu, hı hı. kalırdı, çadırda kalırdı. Hı hı. Çok da muazzam puan toplardı mesela yani. Şimdi bir de şey çok enteresan. Şimdi ben bunu anlayamadığım için o yüzden hani siz size sormak istiyorum. Şimdi şurada notlarım arasında var. Şimdi Kaçamazsın sandıktan diye bağıran bir muhalefet var değil mi mevcut Cumhurbaşkanı'na tamam. Kaçamazsın sandıktan ne demek? 14 Mayıs'ta bu işi bitir demek değil hı mi? Hı. Tamam. Şimdi 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçim için aç, e, bir aday yok. Kaçamazsın sandıktan diye bağıran muhalefetin henüz mevcutta. Şu anda aday açıklasa da tepki çekme ihtimali var. Yalan mı? Şu anda öyle. Değil mi? E doğru. Eşi ne zaman açıklayacak o zaman? Yani 14 Mayıs'ta seçim varsa sandıktan kaçamazsın diyorsa yani yap diye ısrar ediyorsa adayın yok. Mevcutta aday açıklayamazsın. Çünkü siyaset konuşulduğunda bile insanlar sinirleniyor. Ee. Şimdi şöyle. E, konunun geldiği noktada haklısınız. Niye haklısınız biliyor musunuz? Daha doğrusu sebebini söyleyeyim. Şimdi şu anda mesela veya yarın adayımız şu deseler ya insaf der herkes. Yani şimdi bula bula şimdi mi buldun derler. Mecburi beklenecek. Yani psikolojik olarak en azından. Bir üç gün, beş gün, on gün neyse bilmiyorum. 15 gün beklenecek. Belki 20 gün. Daha aday açıklamadan seçimden kaçamazsın filan. Şimdi bunlar çok tutarlı olmuyor açıkçası. bunlar eleştirildiği zaman programın en başında dedim ya Efendim, e, bunu eleştiriyorsan e sen iktidara yakın sıfa. Ya muhalefetin iyi bir şey yapması için eleştiremez misiniz? Kaldı ki ben e, yüzlerce, binlerce gazeteci veyahut işte siyaset bilimci veyahut yorumcu tanıyorum. Muhalif hakiki muhalif yani sandıkta da muhalefete oy verecek. Eleştiriyorlar adayın gecikmesini. E, dolayısıyla hatta aylar evvel bu gecikmenin başka e, problemleri de olabilir diye konuşurken... ...anlatırken bizler, ve benim gibi konuşanlar işte bu tip şey ihtimaller de O Devre, zaman. Deprem evet. olacağını bilmiyordum Tabii. ama bu tür bir şey olabilir. Ama olabilir. Heh, ne bileyim bir yangın da olurdu bilmem ne olabilir başka bir felaket bir şey olabilirdi. İşte orada bir aday lazımdı. Orada muhalefeti adına çıkacak... Gönül alacak, teselli edecek, sevgisini, şefkatini gösterecek birisi çıkacaktı bu atmosferde. Hı hı. E şimdi yok işte ortada. Sonuç bu. Dolayısıyla siyaseten de hatanın açıkça sonucu gözükmüş oldu. Hı hı. Yani seçimden kaçamazsın lafı filan aday ortada yokken biraz dediğiniz gibi tuhaf oluyor.